İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanya'nın konuşması. Diklanagert'in Ermeni Surp Sarkis Kilisesi yeniden inşa edilecek. 24 Nisan'da Uruguay'daki tüm devlet televizyon ve radyo kanalları bu konuyu ele alacak. Doğu Ermenistan İlke Savunma ve Güvenlik Fuarında. Bakü yeni üniversite kurma bahanesiyle Arsah Devlet Üniversitesi'nin binasını yıkıyor ve tahrif ediyor. Yerevan Tarih Müzesi koleksiyonundan 94 eşsiz sergi Çin'de sunuldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanya'nın konuşmasını sunuyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1920 yılında dünya tarafından tanındıktan sonra Uluslararası Arenada var olurken suni olarak var edilen jeopolitik düzeni krize soktuğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyanın en güçlü ülkeleri bu tanınmayı onurlandırmayı ve acil somut ekonomik çıkarları olmayan Ermeni halkını korumak için Türkiye ve Azerbaycan gibi jeopolitik müttefiklerle yüzleşmeyi taahhüt edeceklerdir. Ermeni ulusal çıkarlarını tehdit eden bu yetkililer ana vatan düşmanlarıyla pazarlık yapıyor. Bize bölünmez dost muamelesi yapmak yerine asıl düşmanları olarak Batı Ermenistan yerli halkını yani hepimizi seçmeye karar verdiler.'' ama biz de biliyoruz ve artık herkes açıkça görüyor. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut hükümetinin mesajlarını dinlerken Batı Ermenistan'ın yerli halkı yani hepimize bölünmez kardeşler baş düşmanlar gibi davranmak yerine Ermenilerin ulusal çıkarlarını tehdit eden ana vatanın düşmanlarıyla müzakere yapan bu yetkililerin nasıl bir seçim yapmaya karar verdiklerini biliyoruz bu saçma karar Yerevan'ı ciddi bir tehlikeye sokuyor, mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni önemli ölçüde zayıflatıyor. Düşmanın insafına kalan bu durum, ana vatanı yeniden kurmak için aşamayacağımız kadar büyük bir engel haline geliyor. Bu nedenle hepimiz Ermeniliğin öncüleri olmak zorundayız ve belki de ana vatanın geri dönüşünü gerçekleştirebilmemiz ve gelecek Ermeni nesillerinin tarihi, kadim, İncil'e ait atalarının ve yerli topraklarının tadını çıkarabilmeleri için son umudumuz biziz. Bunu yapmak için İsa'nın 12 havarisinin örneğini takip ederek gerçeği, Ermeni gerçekliğini vaaz etmeli ve tüm dünyadaki yurttaşlarımıza, Ermenilere, uluslararası kamu hukuku tarafından tanınan iki devletimiz olduğunu ve bu devletlerin ayrı ve bağımsız olduğunu öğretmeliyiz. Birincisi, büyük, kapsamlı olan ve 1920'de tanınan tüm Ermenilere aittir. Diğer ise daha küçük mezhepçi olan 1991'de küçük bir parça ile bağımsızlığını kazanan bugünkü Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Dünyanın geri kalan Ermenilerini yalnız bırakan, insanlığımızın sahiplenmediği ve devletimizin geri kalanının düşman tarafından gasp edildiği yalnızca 29.743 kilometre karelik bir toprak. Her ne kadar mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti her zaman ana vatanımızın bir parçası olarak kalacak ve dünyadaki tüm Ermeniler onun topraklarını sonsuza kadar sevecek olsa da bunu kutlamalı ve gerçeği olduğu gibi görmeliyiz. Ve bu gerçek mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti dışında yaşayan Ermenilerin bu cumhuriyetin bir parçası olmadığına şahitlik ediyor. Ki bizi uluslararası kamu hukukun normlarını uygulayan yabancılar olarak görüyor. Var olan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile mevcut ilişkimizi bilmek, gelecekte devletimizi yeniden bütünleştirmek için uygun bir strateji geliştirmemize olanak sağlayacaktır. Mevcut Ermenistan Cumhuriyeti için dünyanın dört bir yanına dağılmış yurttaşlarımızın kendilerini diaspora gibi hissetmelerine neden olan paradoksu değiştirmemiz gerekiyor. Ancak gerçekte biz bir diaspora değiliz. Fakat bizler 1920'de tanınan Ermeni Devleti'nin ve dolayısıyla onun halefi olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin zorunlu sürgünleri ve yerli vatandaşlarıyız. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin açıkça söylediği gibi Ermeni ulusunun toprak sınırlarının mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırları olduğu, sürgündeki Ermeni diasporasının politikacıları ve tanınmış kişilerinin söylediği gibi mevcut sınırlar Ermenistan Cumhuriyeti artı Arsak olduğu doğru değildir. Ermeni milletinin toprak sınırları şu anki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti, Wilson'un tahkim kararında belirlediği Karadeniz'e çıkış ve batı sınırları boyunca Artı, Arsak, Nakiçevan, Cavah, Kars, Ardahan, Manazgert, Van, Yerzinka, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Bitlis, Sivas, Harbert, Muş ve Sasundur ancak bugün milletimizin iki devlete bölündüğünü kendi devletini güçlendirmenin ve diğer Ermeni devletine yardım etmenin her Ermeninin görevi olduğu gerçeğini asla göz ardı etmemeliyiz. Bu hedefe ulaşmak için Arjantin Büyükelçiliği olarak bizler yeni büyükelçilik misyonumuzla birlikte kendimizi tanıttık ve her Ermeninin bilmesi gereken bu yeri doldurulamaz gerçekleri vurgulayan, tarafımızdan hazırlanan bir belge ile Sayın Bayan Devlet Başkanımızın atandığını duyurduk. Ardından 24 Nisan anısına sanatsal ve kültürel bir etkinlik düzenleyerek konuşmaların da yapıldığı, internette Ermeni bloglarında, WhatsApp ve Ermeni radyo programlarında davamızın duyulmasını sağladık. Ayrıca Arjantin'deki bir radyo istasyonuna 30 dakikalık bir röportaj daha verdim. Burada Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığını ve biz Ermenilerin Türkiye'den ve Arjantin'den adalet istediğimizi duyurduk. Ayrıca Buenos Aires Eyaleti Yazarlar Birliği tarafından dünyaca ünlü yazarların yıllık toplantısının kapanış etkinliğinde açılış konuşmacısı olarak Sunum yapmak üzere davet edildim. Buenos Aires Uluslararası Kitap Varına katıldık ve söz konusu katılımın videosunu da yayınladık. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçiliği'nin hedefi oldukça iddialı. Anayasanın formaliteleriyle yetinmiyoruz ve Ermenistan tarihinin en görkemli sayfalarından birini yazmayı hedefliyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm yetkilileriyle birlikte her Ermeninin bilincinde ve her toplulukta bir Ermeni devrimi yaratmaya çalışmak, böylece sürgündeki tüm Ermeni diasporası ayağa kalksın ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tamamlayarak ata topraklarımızın restorasyonu olması gereken 21. yüzyılın Ermeni mitini gerçekleştirmek ve yönlendirmek için yeterli araçları sağlasın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Doktor Guillermo Karamanyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Buenos Aires 2 Haziran 2024. Batı Ermenistan'ın Diklanagert Diyarbakır şehrinde yıkılmak üzere olan Ermeni Surp Sarkis Kilisesi yeniden inşa edilecek. Çalışmaların bu yıl 13 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Uzun süredir Surp Giragos Kilisesi Vakfı tarafından kilisenin restorasyon planı geliştirildi ve bu Türkiye Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı. Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 milyon lira 155 bin dolardan fazla tahsis edilmiş ancak projenin tamamlanabilmesi için daha fazla paraya ihtiyaç var. 6 Şubat 2023'te Batı Ermenistan'da meydana gelen şiddetli depremde kilisenin de hasar gördüğünü, hatırlayalım. Uruguay Temsilciler Meclisi oturumda hazır bulunan 74 milletvekilinin 74 oyu ile 24 Nisan'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi anma günü ilan eden yasa tasarısını ve bunun tüm devlet televizyon ve radyo kanallarıyla dillendirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Uruguay'da medya artık bu konuyu aynı anda ele almak için her yıl 24 Nisan'ı duyurmak zorundalar. Milletvekilleri yasanın çıkarılmasının insanlığa karşı suçların kınanması, bu sayede tekrarının önlenmesi ve inkarın reddedilmesi açısından önemine dikkat çekti. Bakü'nün geçen yıl 120 bin Ermeni'yi Artsakh'tan, Dağlı Karabağ'dan zorla sürgün etmesini cezasız bir şekilde gerçekleştiği kültürel soykırımı bugün de sürdürdüğü kaydedildi. Milletvekilleri Uruguay'ın Ermenilere karşı işlenen soykırımı Armenosidi tanıyan ilk ülke olmasının kendileri için bir gurur meselesi olduğunu ve artık yasa gereği tüm devlet televizyon ve radyo kanallarının yayın yapma zorunluluğunu getiren dünyadaki ilk ülke haline geldiğini vurguladı. Bundan böyle her yıl 24 Nisan'da Armenosid dile getirilecek. Doğu Ermenistan ilk kez 17-21 Haziran 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan kara ve hava savunma ve güvenlik fuarında tanıtılacak. Sergi 90 ülkeden 1800'den fazla katılımcının yanı sıra yaklaşık 98 bin ziyaretçi ve profesyoneli ağırlayacak. Bu söz konusu Ermeni şirketlerine sözleşme imzalamak üzere teknolojilerini ve çözümlerini ilk kez Avrupa Uluslararası Fuarda sunma fırsatı sağlayacak. Sergi sırasında Fransız Savunma ve Güvenlik Sanayi Örgütü pavyonunda Doğu Ermenistan'ın savunma alanındaki ihtiyaçları ve Fransa ile mevcut işbirliğine yönelik bir Fransız-Ermeni formu düzenlenecek. Artsakh'ın nüfusunun tamamen boşaltılmasının ardından 23 Kasım 2023 tarihinde İlham Aliyev'in kararıyla Stepanager şehrinde Eylül 2024'ten itibaren Artsakh Devleti binasında faaliyet göstermesi gereken Karabağ Üniversitesi kuruldu. Akademik platform olan Artsakh Anıtı Nöbeti inşaat çalışmalarının devam ettiği konusunda uyarıyor. Binanın tüm cephesi tabliyelerle kapalı olup Binanın son tadilatında yapılan tüm kaplamalar kaldırılmıştır. Ana cepheden Ermenice Artsakh Devlet Üniversitesi yazısı kaldırıldı. Büyük ihtimalle Bilgeliği ve Hikmeti Bil Dahilerin Sözlerini Anla yazısı da kaldırılacak. Artsakh Devlet Üniversitesi 1969 yılında kurulmuş, 1973 yılında bağımsız statü kazanmıştır. Artsakh'ın tamamen işgalinden önce üniversitenin 5 fakültesi 15 kürsüsü, yaklaşık 3 bin öğrencisi ve 200 öğretim görevlisi vardı. Üniversite kütüphanesinde 100 binden fazla edebiyat eseri, bilimsel bülten, Ermeni Bilim Dergisi, Arsah Üniversitesi gibi süreli yayınlarının yayınlandığı bir yayın evi vardı. Çin'deki Uluslararası Müzeler Günü'nde Nuh Diyarı'ndan çiçek açan nar sergisi açıldı. Yerevan Tarih Müzesi koleksiyonundan 18. 20. yüzyıllara ait geleneksel kostüm, halı, gümüş takılar, nakışlar, sofra takımlarından oluşan 94 eşsiz sergi sunuldu. Ermeni-Çin Ortaklık Merkezi'nin basın açıklamasından öğrendiğimiz kadarıyla serginin açılış gününden bu yana günlük ziyaretçi sayısı 10 bini aşmış durumda açılış töreninin ardından Yerevan Tarih Müzesi Müdür Yardımcısı bir konferansta Batı Ermenistan'ın ve başkentin tarihini, kültürünü anlattı. Sergi 18 Ağustos'a kadar sürecek ve Ermeni Çin kültürel işbirliği zincirindeki önemli gelenekleri sürdürecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.